Biz burada amacın aslında kayyumun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Amaç Kürt halkının kazanımlarına el koymaktır. Amaç burada sandığı tanımamaktır. Güya demokratik bir ülkede yaşıyoruz, demokrasiyle yönetiliyoruz ama demokrasinin D'si bile işletilmiyor bu ülkede. Ama bütün mesele Kürtler olunca kılıçlar çekiliyor. Ne kazanım elde edersek edelim, sadece kazanan Kürtler olunca bir şekilde işte bu kayyum politikasıyla ya da başka bir şeyle, kırımlarla elimizden almaya çalışıyorlar. Ama şunun farkında değiller. Artık Kürt halkı ne kayyumlarla, ne tutuklamalarla, ne baskılardan artık hiçbir şeyden korkmuyoruz. O yüzden mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Kayyum politikasına geri adım attırana kadar gece gündüz gerekirse sokaklarda oturma eylemlerinde olacağız. Her yerde basın açıklamamızı yapacağız. Kayyum politikasına geri adım attıracağız. Çünkü o aneji usakirin ma idi besek. Yani tişteki bir zoriye, yani tişteki zulme, tişteki hakarete, eve hakaret ilmeti kerini. Gerçek eve hakarete. Bu hakaret ne bileyim, metu ne çünkü anıktarı, o ki mevzuriş kesin esan diye. Mevhelk san diye. Mebhel kısan diye yani eva zilme yani geli Kürt de zilme tekerini bira evi zilme hani bira evi zilme hani ser geli Kürt rakın bira şu para bakıl bir idi besse kavi hada kuderi herika ne besse. Hani biz bu Türkiye'yi hani 100 yıl sonra böyle bir durumla karşılaşacağımızı bu kadar da olmaz diyoruz yani. Şimdi bir seçme seçilme hakkı var. Diğer tarafta buna saygı gösterilmiyor yani. Benim adamım değilsen senin seçme seçilme hakkın yok. Antidemokratik bir uygulamadır. Yani bunu mutlaka yenmemiz lazım yani. Ya zaten hükümet güç kaybetmiş. Normalde bir erken seçim muhalefetin erken seçimi istemesi lazım. Ama hala şey yapmaya çalışıyor, buna tutunmaya çalışıyor. Baskılar gittikçe artıyor. Bunları biz kınıyoruz. İnanıyoruz halkımız bu anlamda direnecektir. Aynı Van'da olduğu gibi Hakkari'yi de tekrar geri alacağız diye düşünüyorum. Eylemlerin durmaması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Hakkari'yi biz verdikçe sıra başka yerlere de gelir. Hatta İstanbul'a da gelir. Onun için halkın bu anlamda duyarlı olması lazım. Hepimize düşen sorumluluk. Biz de işte bugün onun için geldik. Bu antidemokratik uygulamayı protesto etmek için. Yani Kürtlerin başına her ne olursa olsun Kürtlerin başına musallat bunlar. Yani Kürt hangi tarafta kafanı kaldırıyorsa bunlar bırakmazlar. Kürt hangi alanda siyaset yapıyorsa siyasetlerin önünü kesiyorlar. Yani bunların siyasetin önünü kesmemeleri lazım. DEM Parti şu anda Türkiye'nin huzur partisi diyebilirim. DEM Parti olmadığı sürece Türkiye'de huzur olmaz. Ben halka da çağrı yapıyorum. Bütün Batı halkına da, Türk halkına da çağrı yapıyorum. Herkes DEM Parti'ye gelsin. Herkes DEM Parti'nin çatının altında birleşmesi lazım. Yoksa Türkiye'de huzur gelmez. Bunlar bu çatının altına gelmediği sürece Türkiye'ye huzur gelmez. Ben bir daha altını çizerek söylüyorum bunu. Muhalefeti, kendisi gibi düşünmeyen herkesi yok etmektir bu yapılan davranış. Çünkü antidemokratik bir uygulama. Bugün hepimiz farklı düşünüyoruz ama seçilmiş, var olan bir toplumun temsilcisi olarak var olan bir belediye başkanına yapılan halka yapılmış bir karşı çıkıştır. O nedenle muhalif kimliğimizle buradayız. Antidemokratik uygulamaları, ya anayasanın işletilmemesini, yasalara buna karşıyız. Yani demokrasiye yakışmıyor bu davranış.